Herkese selamlar sevgili dostlar. Ben PlayDDM'e Kırcan. Yeni bir video ile karşınızdayım. Efendim, Doze About To Die isimli dizimizin 5. bölümüyle, 5. bölümün incelemesiyle karşınızdayım. Birazcık modum düşük çünkü daha bugün ilk videomu çekiyorum. Onun için e, takımlar olursa kusura bakmayın diyorum şimdiden. Şimdi, ilk olarak dizi e, bizim Tenax abimiz ve bir önceki bölümün sonunda dövüştüğü adamın geçmişteki hikayesiyle başlıyor. Olay şuymuş... Oldukça dramatik ve kötü bir hikaye. Bu ikisi çocukken, daha yaşları oldukça ufakken bir Romalı zenginin köleleriymiş. Ve bildiğin yatak kölesi bunlar. Çünkü öyle bir sahneyle başlıyor. Bunlar yatakta adamın koynunda gece uyanıyor ikisi. Kalkıyorlar yatağı yıkıp kaçmaya çalışıyorlar. Kaçmaya çalışırken alevler hızlı bir şekilde ediliyor Ve bunun sonucunda ayrı düşüyorlar. Tenaks'ın sırtına falan şey düşüyor. Bu yanan kalaslardan düşüyor. Canı yanıyor, kaçıyor. E daha çocuk tabii bu. E diğer çocuk da nerede olduğunu bulamıyor, bilemiyor. E, askerler falan var tabii. Roma askerler etrafta büyük ihtimal. Bu riski almayıp yani aman arkadaşım bulayım deyip yakalanmaktan da biraz korkup. E çocuk da doğal olarak kaçıyor ve daha sonra Roma'ya gelip Roma'da işte şu anki haline alıyor. Diğer çocuğa ne olduğunu bilmiyoruz. Öldüğünü düşünüyor Tenax. Aradan yıllar geçiyor. Bir çeşit hani o çocuk işte köle olmuş. ...başına kötü şeyler gelmiş, yakalanmış belli ki. E, suç da onun üzerine doğal olarak... ...yani suç da zaten işin nereden birisi ama... ...suç da bir şekilde onun üzerine kalmış. Tenax paçayı kurtarmış. E, hayatını burada daha iyi bir şekilde devam etmeyi başarmış... Diğer adam ise oldukça kötü bir hayat sürmüş, köle olmuş, işkence görmüş falan filan. Ve bunun içinde Tenax'ı sorumlu tutuyor. Teraksa düşman. Tabii hikayenin daha detayını bilmiyoruz. Acaba bu planı Tenax mı yaptı? Hani çocuk istemiyordu. Tenax abi gel kurtulalım bu işten mi dedi? Hani o kısım pek belirgin değil. Orası biraz muallakta. Yani nasıl iş o noktaya geldi? O kısmı anlatmadı. Belki ilerleyen bölümlerde anlatır ama bizim gördüğümüz sadece işte bu ikisinin kaçmaya çalıştığı kısımdı. Ve bunun sonucunda e, Tenax'tan nefret ediyor. intikam almak istiyor ve Tenax'a bir mesaj bırakıyor. Diyor ki bana diyor gelecek hasılatın tamamını vereceksin. Tabi Tenax böyle bir adam değil. Yani adamları var falan bunu şey yapmıyor kabul etmiyor. Adamı bulmak için bunun öksüz yetim çocukları var. İşte sokakta gezen çocuklar. Bunları topluyor. Yayıyor bunları. Etrafta bakın bu arayın böyle bir adam var. İşte suratında yara izi var. saçı şöyle falan filan. Tenax adamlarıyla birlikte arıyor. Müthiş bir kızgın. Çünkü akşam onu öldürmeye çalıştı. Bu kızgınlıkla arıyor fakat bulamıyorlar. Sonra geri dönüp bir bakıyor o söylediği çocuklardan birisi. Sonraki sahnede işte etrafta adama bakılırken adam daha sinsi böyle bir ihtimalin olduğunu biliyor. Tabii Tenax takip etmiş büyük ihtimal. Hani uzaktan, Pelerini ile falan takip etmiştir uzun bir süre. Yani onun adamlarının kimler olduğunu da biliyor ve böyle herhangi bir mekanda falan olursa Tenax'ın onu yakalayabileceğini de farkında bir çocuk peşine düştüğünde çocuğu tanıyor büyük ihtimal ve kendisinin peşine düştüğünü anlayıp zaten gösterdiği hedef gösterdiği ev ya yani bu paraları buraya getirdiği getir dediği eve geliyor çocuk ve burada çocuğu yakalayıp boğup öldürüyor. Hatta öldürdükten sonra gidip ten mekana mekanı asıyor. Yani adam oldukça tehlikeli bir herif demek ki. Yani bu, bu kadar şey yapabildiğine göre. tenaks geliyor çocuğu görüyor. Büyük bir hüzün. Tabi diğer çocuklar dağılıyor. işte korkunç bir manzara. Bizim Kala'da işte şey Nudiyalı ablamız da ağlıyor. Oldukça hüzünlü, dertli bir kısımla şey o kısmı bitiriyoruz. Ve Tenax başka bir çocuğun ölmesini kabullenemiyor. O kadar ya yani çok kötü biri olarak başladı diziye. Yani en azından benim açımdan kötü biriydi. Fakat dizi ilerledikçe aslında merhametli bir adam olduğunu, kötü olmasının sebebinin buradaki düzende hayatta kalmak için şey yaptı, oynadığı bir nasıl söyleyelim bir rol olduğunu görüyoruz. Yani gerçekten böyle üçkağıtçı kötü bir adam olmaktan ziyade çevresinde zor durumda kal kalan insanlara yardım eden, zaman zaman anlayışlı olabilen ama kendi koyduğu o sert kurallar Roma kurallarında da e, kimseye acımayıp geri geldiğinde adam yani borcunu ödemeyenini vurup öldürebilecek kadar da kötü biri. Yani bizim Türk dizilerindeki o tatlı mafya vari bir havası var Tenax'ın. Neyse bu ölümlerden sonra Tenax pes ediyor ölümden sonra. Diğer çocukların ölmesini ölmesindense paraları teslim etmeyi kabul ediyor ve paraları bir noktaya yığıp orada da bırakıyor. Çocuk hala çocukları da salmaya devam ediyor. Hani çocukları da tamamen koruma gibi bir <laughs> dert yok. Hani onları da uzaktan izlemesini istiyor ama tehlikeye girmemeleri için iki kişilik gruplar halinde hareket etmesini istiyor. Tam o kadar da iyi biri değil yani. Abartmayalım. Neyse ondan sonra şampiyon yarışlarını görürüz. Şampiyonumuz e, Scorpus ve şey var. Zenon var. Bunun en büyük rakibi. Zenon şöyle bir adam tam bir görev adamı. Hani şeydi Galatasaray'da Arif miydi? Öyle bir adam futbolcu vardı. Görev adamı diye böyle dakika etmişti girip işte işini yapan futbolcu falan Öyle futbolcu efendim vardır ya. Bu da öyle bir adam. Şey emir verildiğinde emri uygulayan sporunu yapan, düzgün yiyip, düzgün içen, düzgün beslenen tam bir sporcu. Yani sporcu ahlaklına ve disipline sahip bir adam. Ve zaten yarışlarda Scorpus'ta Zenon'un tam böyle burun buruna hep kaybettiği şey yarışlardı Zenon. Bu sefer şöyle bir şey oluyor. Scorpus artık beyazların takımında yarışmaya başladıktan sonra şimdi mavilerin belli ki atları daha iyi. Beyazlar zaten hep arka planda kalıyordu. E, mavilerin atları iyi. Arabaları da belli ki daha iyi. E, sürücüsü çok disiplinli. E, Tabi arkasında Tenax gibi hile yapması yönünde yani böyle çeşitli entrikalar çeviren bir de yok. Scorpus burada çok şey kalıyor. Yalnız kaldı. Ve başarılı olamadı. Tabi takım arkadaşını da çok tanımıyor. Daha yeni başlamış. Ve başarısız oldu. Başarısız oldu derken üçüncü oluyor. ikinci de olamıyor. Üçüncü oluyor sanırım. Şimdi yanlış bir bilgi vermiyorum. Neyse üçüncü oluyor. Ve bu Scorpius için yani Scorpius'un o parlayan o özel imajını yerle bir ediyor. Bu da onu daha depresif, daha hüzünlü bir hale girmesine sebep oluyor. Çünkü başka hiçbir şey yok Scorpius'un. Yani tek becerisi yarışları yapabilmesi, yarışçı olması ve bir spor yıldız olabilmesi. E, bu elinden alındığında artık ondan geriye çok da büyük, çok da mühim bir şey kalmıyor. Ondan sonra Nudia kadına Tanex, te, diyorum, Tenax'ı görüyoruz işte evde. Bu ablamız, işte kızların anası. Tenax'a böyle yakınlaşıyor, işte onun yarasına bakıyor, onunla konuşuyor. ...bir dua ederken... ...Tenax onunla karşı şu falan... ...böyle bir biraz daha... ...samimi, sıcak bir hava oluşuyor. Zaten hep aynı evdeler. E-işlerinde de aynı yerdeler. Ben... ...bir ihtimal bir iki bölüm sonra... ...bu ikisinin arasında daha... ...ciddi bir yakınlaşma ve belki sevgili... ...olma gibi bir şeye gidebileceğini tahmin ediyorum. Daha çok bunun kızıyla olacağını düşünüyordum... ...büyük kızıyla ama büyük kızıyla olmadığı ortada. Yani şeyle daha... ...annesi daha... ...atılgan bir kadın ve... E, ...güzel de bir kadın ve... tenaksın böyle hani ona karşı bir şey var, hoşgörüsü var. İşte önce kızını özgürleştirdi, sonra maaşını arttırdı. oğullarını kurtu işte oğlunun kızının kurtulması için kendince çaba gösteriyor. Kadın da buna karşı ona ona iyi niyetle davranıyor. Onu görüyoruz. Ee, daha sonra işte İspanyol ismi yarışçı olacaklardan, İspanyollardan bir yarışçı olacak. Çünkü te, şey gitti, Scorpus gitti. Bir yarışçıya ihtiyaçları var. Ve belli ki bu çocuk yeni yarışçımız olacak ve belki de Scorpus'tan daha başarılı olacak. E, çünkü hani o böyle sempatik gösteriyorlar dizide. O şey var, his var. Bir kadına aşık. Kadın da Tenax'ın bu hisseleri aldığı adamın eski karısı. Yani dolandırdı aslında adamın eski karısı. Kadın dolandırdıktan sonra tabii çok zor duruma düşüyor. Hani karısına sormadan hisse alıp kumar oynuyor adam ve böylece adamla boşanıyorlar. E, hisseler de gitti yani oradan da bir para gelmiyor. Çünkü o hisseler her yarıştan sonra ona para getiriyordu. Artık o dayında kalmadı. Ve bunun üzerine işte bir şeyde e, motel gibi bir yerde yaşamaya başlamıştı kız. Kızla da İspanyol sıra tanışmıştı. Birbirine böyle zaman içerisinde belli ki arkadaşlıkları artmış. Çocuklu olan onun işte bir oğlu var. Oğluyla arası iyi. Yani buradan böyle bir aşk bir şey var. Duygusal kur yapmalar durumu var. İşte Sonra bu kızın sanırım bir aile dostu o da mavi takımın mavi hanenin yatırımcılarından ihalesi şey, hisse sahiplerinden ee, onun amacı da kız sayesinde kız hisse sahibiydi ya kızın ailesinin işte soylu olması ve aslında o hisselerin hala o kıza ait olduğunu iddia edebilmek için ve sonunda da kızdan o hisseleri alabilmek için kadın bunu yanına alıyor artık bizim evde kalırsın diyor. Ona soylu olarak davranıyor. Bu da kızın tabii işine geliyor. Otel odasında kalmaktansa işte düzgün bir evde, düzgün bir soylu Romalı evinde yaşamak kızın da işine geliyor. Oraya taşınıyor ve işte iddialarda o 500 şey hisseyi bir şekilde Tenax'tan geri almak istiyorlar. Yani böyle bir şey var. Eğer o hisseleri geri almayı başarırsa bir şekilde yasal yollara müracaat edip onu bir şekilde almayı başarırsa Mavi Hani'deki en çok Hissi sahibi kişi haline gelecek kadın. Ve diğer o kızıl saçlı kadın ve diğer senatör kocasından önüne geçip eski şanla şöhretine kavuşacak gibi gözüküyor. Amacı o belli ki. Sonra işte mağaraya gitti dedim. Şey Numidiyalı kadının kızını Numudiye yani memleketine gönderme gibi bir çabası var. Tabi bu birazcık şey. Kız gitmek istemiyor çünkü diyor ki ya diyor gidip orada bakkal mı işleteceğim ben? Burada ne güzel işte kendimize bir düzen kurduk. Ya yani belki kız Roma'dan gitmek istemiyor. Roma'nın şeyine atmosferini sevmiş. Kadın ise hem oradaki dükkanını işletip orada bir daha hani çocuklarını kurtarıp döndüğün, konuşamadım döndüğünde orada hayatlarına devam etmek istiyorlar. Yani kadın istiyor. Çocuklar yani kadın derdi şu üç tane çocuğumu kurtaracağım ülkeme döneceğim orada bakkalım işletip o köy hayatını mutlu huzur yaşamaya devam edeceğim. Kadının istediği bu. Ama belli ki kız artık bunu istemiyor ve burada kalmak istiyor. Yani gidip orada tek başıma bakkalım işleteceğim deyip annesiyle de bir tartışmaya giriyor. Teraksa da bunları duyuyor. Bunu duyduğunda belki de kadına karşı olan ilgisinin kadının gideceğini öğrendiğinde belki de birazcık vazgeçiyor olabilir. Hani bu benim sadece şeyim e ihtimal olarak söylüyorum. Bu kesin bir şey bilgi değil ama böyle tahmin ediyorum. Efendim ondan sonra gladyatörlerin arasındaki muhabbetler dönüyor. Bu Domitian'ın Numidyalı kadının küçük kızına karşı bir daha önceden bir düşmanlığı vardı. Onlar bir laf dalaşına girmişti ve Domitian bu şeyin Numidyalı'nın acı şekilde ölmesini istiyor. Ve bunu da biliyor şeyler oranın sahipleri, yöneticileri. Bunun üzerine bu adamın Kıvame ismi de okuması zor nasıl söyleniyor tam bilmiyorum Kıvame diye yazılıyor. Bu abimiz bu ara yakında dostluklar ediniyor oradaki bir gladyatörle hatta onun ailesiyle Vigo'ydu sanırım o da. Vigo'yla Kıvame ciddi anlamda kanka oluyorlar. Birlikte hareket ediyorlar. Hatta Vigo'nun bir sahnede işte karısı ve çocuğu geliyor. Onunla da oturup Kıvame konuştuğunu işte onun için dua edeceklerini falan söylüyor. Şimdi Vigo'nun şöyle bir şey olduğunu görürüz. Bu aslında Romalı bir vatandaş anladığım kadarıyla öyle tahmin ediyorum. Ee, ya da arkada kaçırdığım bir şeyler varsa kusura bakmayın. Yani Roma'da şöyle bir şey de var. Mesela atıyorum Romalı bir vatandaşsın, yaşıyorsun hayatın ama başarılı olamadın, beceremedin, çok borçlu içine girdin. Seni köle olarak satabiliyorlar. Öyle garip bir durum var. Bu Vigo'da sanırım başına böyle bir iş gelmiş biri. Çünkü karısı ve çocuğu Roma'da yaşamaya devam ediyor. Köle de değiller. Demek ki bunlar Roma'nın bir şekilde vatandaşı ve Vigo bir şekilde işleri kötü gitmiş ve köleliğe kadar düşmüş. Ve zaten Kwame ile de kan olmalarının sebebi birlikte hareket edip bu Flamma denen dev İnsan insan yarması cani gladiatörle iyi savaşabilir. Yani onunla birlikte işte mücadele edip ikisi birlikte hareket ederek klan, klan durdurmak. Dertleri bu. Şimdi filan ve çok enteresan birisi. Bir kere çok karizmatik ve çok iri. Hani tam böyle gladiatör deyince kafanızda canlanacak adam. Çok iyi seçmişler. Nereden bulmuşlar bu adamı onu da bilmiyorum ama tam role uygun dövmesi falan filan da hani böyle ulan bu adam bu rol için oluştu gelmiş gibi Diyebilirim. Umarım falan hemen çıkmaz. Hatta zamanla bu bizim iyilerin tarafına geçip onlar dost olup hikayede yaşamaya devam eder. Yani biz şeyde gladiatör savaşında iki kılıçlar besip ölmesini istemiyorum ben. Çünkü belli ki tam psycho ve tam şey tank karakter. Yani hani filmlerde vardır ya vur vur ölmez. Hani boss fight yaparsın film finalinde kahraman. Tam öyle bir eleman bu. Hatta dizdeki en güçlü, en heybetli adam bu. Yani bunun böyle bir seferde ölmesi falan istemem ben açıkçası. Böyle heybetli, güçlü ve teykeli bir adamın çok etkin bir rolünün olmasını tercih ederim ben. Çünkü hani sahneye girdiğinde bile millet böyle bir aman dip geri çekiliyor. Böyle ürkütücü, korkutucu bir karakterin çok görkemli bir şekilde ölmesi daha iyi olur gibi geliyor bana. Bu devirip bir de şöyle bir şey varmış. Bu eğer gladiyatörler çok başarılı olursa bir turnuvadan falan finalde Kal kalmayı başarırsa sağ bir şekilde. Onlara tahta bir kılıç hediye ediliyordu. Bunu gladyatör filminde görmüştüm ben. Siz de büyük ihtimal izlediyseniz biliyorsunuzdur. Tahta kılıcı aldığınızda artık özgür bir insan olabiliyorsunuz. Bu filan ve ayısı diyeceğim artık. Üç kere tahta kılıcı kazanmayı başarmış. Yani üç kere özgürlüğünü kazanmış. Ama adam demiş ki ben özgür olmak istemiyorum. Gladiator olarak hayatıma devam edeceğim. <laughs> yani adam özgür ama değil yani hani artık köleliği falan geçmiş adam. Yani gladyatör yıldızı gibi bir şey. Ölmeyeceğine o kadar emin ki adam. Herkes devirebileceğine. Zaten şeylerde antrenmanlar 4-5 kişi deviriyor. finaldeki finaldeki gladyatör kavgasında da 3 kişiyle birden kapışıyor. Öyle bir herif yani. Hani tank gibi bir şey gerçekten. Böyle de tuhaf bir şey var yani. Psikolojisi de bir garip. Hani özgür olayım yine katılayım falan da demiyor. Özgürlüğü bile istemiyor. Yeter ki bana adam verin ben öldüreyim. İşte kadınlarla birlikte olayım. Yiyeyim içeyim oturayım falan. Öyle tuhaf bir kafası var. Zaten daha önceki videoda da söylemiştim. Köleliği kabullenip uzun süre köle olanlar bir süre sonra kölelikten çıkmak da istemeyebiliyor. Böyle bir ruh haline girebiliyor. Yani ben kölelikten çıkıp ne yapacağım? Bu şeyde de vardır günümüzde. Hapishanede çok uzun süre kalıp hapishaneden çıktığında ne yapacağını bilemeyen insanlar vardır. Bu insanların durumda biraz öyle gibi geliyor bana. Efendim ondan sonra bu para hisseleri alınan e, abimiz Tenex tarafından kandırılan işte o kızın kocası boşandılar sonra. Bu tabi oldukça sefil durumda. Kumar oynayıp parasını kurtarmak istiyor ama her oynadığı kumarda daha da batıyor. Artık kimse buna borç vermiyor. Çok sefil durumda. İşte her yerde Tenax benim malımı çaldı, beni kandırdı, işte yarışta hile yaptı falan diyor. Tabi kimse sallamıyor. Hani olan olmuş ki hani şey süreç yeni şey, de bitmiş yani olay. Yok süreşi şey... doğru Neyse işte. Ee, adam sefiller oynuyor. Bu ara Yahudi prensesi kraliçesi işte neyse. Bu adamı çağırıyor. Diyor ki seni Tenax'ın yanına yerleştireceğim. Çünkü e, kendisi için tehlike olduğunu biliyor. Tenax'ın bununla çalıştığını biliyor. Domiş ve Tenax'ın ikilisine karşı kendisinde de bazı hamleler yapması gerektiğini düşünüyor. Titus'ta mesela böyle bir kafa yok. Ama Yahudi kızda bu kafa var. Anında şey yapıyor abi. E, bunun Buna diyor ki sen biz seni koruyacağız. Sana eski gücünü ihtişamını geri vereceğiz. Ama diyorlar sen Tenax'ın yanına gir. Onun yanında çalış. Ondan bize bilgi getir. Eğer istediğimiz kıvamda bilgi getirirsen, istediğimiz şey yaparsan sana eski mertebenin seviyeni, hisselerini falan geri vereceğiz diyor. Şimdi burada Yahudi kadının hisseleri almak istediğini görüyoruz. En azından bilgi karşılığı hani bir hediye olarak adama verecek. E diğer taraftan bu mavilerdeki hanenin yani diğer bunun eski karısının evin aldığı kadının da hisseleri almak istediğini görürüz. Böylece iki, iki, tane grup var şu an hisseleri Tenax'tan geri almak isteyen. Ama işin komik tarafı hisseler Tenax'ta değil şeyde senatörde. Öyle de komik bir durum var yani isteseler de alamazlar bu saatten sonra. Tenax ancak parasını alabilirler yani. Mavi haneye imparatorluk hayalleri kurduğunu görüyoruz. Yani o kızıl saçlı mavi hanenin zengin işte en fazla hissedar olan ailenin Sürekli kendi arasında böyle işte imparator olsan şöyle çok güzel olur, ben imparator olsam böyle güzel olur, imparatorluk şöyle iyi, imparatorluk böyle iyi diye rahat rahat atıp tutuyorlar. Kendilerine çok güveniyorlar ama burası Roma. Böyle imparator olacağım falan diyeceksin, imparatorun kulağına gidecek bu. Seni var ya patates ederler. Bu ablamız fazla özgüven, fazla iddialı ve bu fazla iddialı ve özgüven olmasının sonucunda başına bir iş açacak. Sadece buradan bile... ...kellesi gidebilir. Bu da Tenax'ın çok işine gelir. Çünkü Tenax'ın çok işlerine taş koyan bir kadın. Yani böyle alangili işleri yapabilen de bir kadın. Onun için Tenax'ın işine gelecek bir şey ilerliyor. Eğer bu köle kız, Nudial köle kız bu bilgileri Tenax'a götürdüğünde... ...Tenax bunu doğru şekilde kullanırsa... ...Titus'la da arasını yapacak. Çünkü Titus'u devirip başa geçmek istiyor. Belki Domitian'a verecek ve bu Domitian buradan kendisi zor durumda kaldığında bunları öne atıp atıp şey yapabilir. Bu da Domitian için Tenax'ın daha önemli biri haline gelmesini, onun mertebesini de yükseltebilir. Hatta Tenax'ın böyle kendi e, yarış hanesini açmak yerine Mavilerin başına geçme ihtimali bile var bu durumda. Hani onu öldürtüp bir şekilde onun yerine geçmek ve yeni belki senatör olmasa bile o senatörlerin de kademeleri var. Alt sınıf bir bürokrat gibi bir şey olabilir. Öyle gözüküyor. E, Titus'un evlendiğini görürüz. Titus Yahudi Kreci ile evlenemiyor. Belli ki belirli durumlar var. Her şeyden önce bir kere Yahudilerle yeni savaşmışlar. Romalı askerlerin savaştığı, öldürdükleri birinin ülkenin kraliçesiyle evlenmesine belki sıcak bakmayacak. Belki askerler sıcak bakmayacağını düşünüyor Titus. Belki onu soylu olarak görmeyip soylu bir Romalı ile evlen evlenilmesi gerekiyor. Hani Roma yasaları kanun kurallarına göre. Hani o kısmı tam bilemedim ama bir anda Titus'un e, hiç bilmediğimiz bir kadınla kraliçe evlenip kraliçe yaptığını görüyoruz. Domitian da işte o şey Gladiator dövüşleri öncesinde ona karşı böyle saygısını fen gösteriyor. Ve böyle bir kısım var yani hani ilginç bir şekilde. Hani Titus niye evlendi? O kısmı ben anlayamadım. Anlayan varsa lütfen aşağı yorum olarak yazsın. Yani ben bilemedim o kısmı. Efendim son olarak Gladiator dövüşleri başlayacak. Gladiator dövüşlerinde de işte Flamman'ın karşısına şeyi koyuyorlar. Kıvame'yi koyuyorlar. Şimdi bu da Kıvame eğer Flam Flamme'yi yense idi, öldürseydi ...cidden çok tadım kaçardı. Hem filan benim dizide devam etmesini istediğim için hem de bunun çok gerçekçi olmaması olmaması durum var. Yani ilk defa dövüş sahasına çıkan biri böyle o dövüş sahasında 3 kere şampiyonluğu ile yapmış. Yani yüzlerce adamı kesmiş olması lazım Fremen'in. Ya yani bu kadar dövüşte hem tecrübeli hem güçlü, her anlamda üstün olan kişinin zırhları yani çıktığı sahaya çıkınca kafasında kocaman zırh var, koskoca kalkan var, dev gibi kılıcı var. Herif zaten 2 metre izbandut gibi bir şey. Yani Kwame'nin ilk çıktığında elindeki A ile küçücük kılıçla yani mızrakla işte onu yenseydi açıkçası yani benim tadım kaçardı. Saçma olurdu bu sahne. Neyse Kwame belli ki ölecek. Annesi geliyor vedalaşıyor orada bir drama oluyor. Ulan dedim acaba ölecek de kadın oğlunun intikam için bunlara savaş mı açacak? Acaba hikaye öyle mi gidecek? Çünkü Kwame'nin ölme ihtimalini ben çok düşük gördüm. Ölmemesi gerekirdi yani mantıklı değil çünkü yani Kıvamı ne, ne yapacak ki öldürecek? Zaten herif kalkanla bir vuruyor. Kıvamı top gibi sekiyor. Ya birden de öldüremedi Kıvamı, Biraz zarar verdi. Ciddi anlamda mücadele etti. Yani hayatta kalmak için çırpındı. Ve sonunda tam öldüreceği sıra artık hani kılıcı çekip öldürüp öldürmemeyi imparatora ve şeye bırakıyor. Domish'in öldürmesini istiyor. Zaten sevmediği belli. Şimdi, Titus hem iki sebepten öldürmüyor. Bir, Domitian'ın bu saldırgan tavrına karşı kardeşine kızgın olduğu için onu cezalandırmak istiyor. İkincisi de bu kadar Asil bir şekilde mücadele eden gerçekten hayatını ortaya koyup o direnci gösteren hani düştükçe kalkıp kavgaya devam eden hani rakibi gibi yumru yedikçe kalkıyor dövüşüyor yumru yedikçe kalkıyor dövüşüyor bu Titus'un da hoşuna gitti. Ne kadar işte şey direnç ne kadar mücadeleci bir adam deyip merhamet gösterdi. Hani elini kaldırdı dedi ki bu şey olmasın, ölmesin dedi. Şimdi şu elini kaldırma ve indirme ile ilgili çeşitli muhabbetler yıllarca oldu. Gladiatör filminden sonra da oldu. Hani kimileri bu elini aşağı indirdiğinde karşıdaki kişinin sağ kalması yönünde olduğunu, yukarı kaldırsan ise öldürmesi anlamına geldiğini söylüyor. Ama filmde falan hep gördüğümüz yukarı kaldığında sağ, aşağı kaldığında öldür anlamına geliyor. Bunu tam emin olamadım. Yani bu kadar çok filmde kullanıldığına göre herhalde doğrusu bu yaşasın bu ölsün anlamına geliyor. Ama çeşitli yerlerde yazılarda da tam tersi olduğu söyleniyor. Yani Roma'da o hareketlerin anlamının çok tersi olarak işlendiği söyleniyor. Ee, onu artık size bırakıyorum. Doğrusunu bilenler varsa aşağı yorum olarak yazarsa biz de öğrenmiş oluruz. Yani ben de o konuda emin olamadım. Efendim sonunda çok ilginç bir şey oluyor. Hayatta kaldığı için hem Kıvame hem Flemma ödüllerini alıyorlar. Biraz para alıyorlar. O parayı da ne yapıyorlar anlamadım. Bu ifler köle değil mi? Parayı herhalde kadınlarla falan yiyorlar. Başka ne yapacaklar? Zaten sürekli sabahtan akşam kadar antrenman yapan adamlar. Ha parayı şöyle bir şey olur. Mesela Vigo alsaydı o parayı e, ailesine verirdi. Kıvam mı aldı o da ailesine verebilir. Ama mesela ailenin olmadığını düşün. Tek başınasın. E, para vermişler. E, dışarıda çıkamıyorsun. E, çıkabiliyorlar mı gladiatörler bilmiyorum ama bildiğim kadarıyla çıkamıyorlar. Bunlar köle sonuçta. E ne yapıyorlar abi bunlar parayı? <laughs> hani köleye para veriyorsun. Köle parayı ne yapacak? Neyse filan belli ki yiyor içiyor geziyor o parayla işte herhalde kadınlara veriyorlar. Başka nereye verecekler? Çünkü ya da güzel yiyecekler alıyorlardır işte daha besleyici yiyecekler almak için kullanabilirler. Onun dışında alternatif çok bir ihtimal yok yani ne bileyim yatak odasını değiştiremez yani. <laughs> daha iyi bir yatak alabilir mi? ne bileyim? Öyle bir şeyler harcayabilirler mi? Şeyi düşündüm yani bunu ciddi ciddi ben izliyordum diziyi. Ulan bunlar parayı ne yapıyor? Köle değil mi bunlar? Tahta yatakta yatıyorlar. Sabah kalkıyorlar, antrenman, akşam antrenman. Gidiyorlar, yatıyorlar, kalkıyorlar, dövüşüyorlar, su içiyorlar, yemek yiyorlar. Bunlar zaten hani onları protein bakımından yüksek <laughs> saçma oldu yani Roma dönemi protein. Neyse yani doyurucu ve onları güçlü kılacak yiyecekler veriyorlardır herhalde. Sonuçta gladiatör. O kadar para kazanıyorlar, savaştırıyorlar. Bir şey yapıyorlardır. Yani buna parayı ne yapıyor onu anlamadım. Ha son olarak işte tam böyle para alırken bir anda yanardağ patlaması oluyor. Bir sonraki bölümde de öğreniyoruz ki bu yanardağ bu Etna galiba büyük bir patlama gerçekleşiyor. Pompei şehri var. Hani şu ünlü işte insanlar böyle anında küle dönüşmüş, işte tövbe ederken küle dönüşmüş falan böyle muhabbetlerin döndü. İşte bu şehrin yok olduğunu öğreniyoruz. Bir sonraki bölümün ilk bir iki bir iki öğreniyoruz. Burada da büyük bir şekilde şehrin, Roma'nın üstünü küllerin kapladığını görüyoruz. Demek ki bu yanarda uzakta da patlıyor. Bu kadar uzakta patlamasına rağmen demek İtalya'nın tamamına ciddi anlamda kül bulutları kül savuruyor. Burası da ilginç. Sonraki bölümde Birkaç dakika yani çok uzun izlemedim ama Roma tamamen küller altında ve habire kül yağıyor. Oldukça ürkütücü bir şey sahneydi. Bundan sonraki bölümde bu patlama ve bu patlamanın etkilerini göreceğiz gibi gözüküyor. Hem dini açıdan etkilerini göreceğiz. İnsanların ruhsal olarak düşünsenize habire kül yağıyor. Belki günlerce yağacak. Bunun tarıma etkisi olacak Buradan kaçan insanlar olacak bir sürü problem getirdi bu yanarda. Şimdi Titus bunlarla mücadele etmek zorunda ve aynı zamanda Roma entrikaları devam edecek. Oldukça ilginç bir bölüm daha bizleri bekliyor önümüzdeki bölüm. Bu yanardan patlamasıyla hikayeye ekstra bir doğal doğayla ilgili bir şey katılmış oldu. Bu da tabi hikayedeki karakterlerin gidişatını etkileyecektir diye düşünüyorum efendim. Videomu da bitiriyorum. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz efendim. Bay bay.